Avustralya Kriminal İstihbarat Komisyonu'na göre yalnızca 2019'da 120 binden fazla uyuşturucu ele geçirildi. Bu da toplamda 8,5 tondan fazla uyuşturucunun ele geçirilmesine ve 160 bin kişinin tutuklanmasına yol açtı. Ancak 160 bin kişiden bir numaralı gerçek hedeflerini hala tutuklamayı başaramamışlardı. Bu adamın birkaç sevkiyatına el koymuş olabilirler ama o asla yakalanamadı. Hatta peşindeki kolluk kuvvetleriyle alay etmek için Facebook hesabında cesurca "yakalayabilirsen beni yakala" gibi cesurca mesajlar atıyordu. Sosyal medyada paylaşım yapmanın şimdiye kadar yaptığı en büyük hatalardan biri olacağını bilmiyordu. Bu reis lakaplı Hakan Ayık'ın hikayesi. Hakan Ayık, Joseph Hakan Ayık olarak da biliniyor. Aynı zamanda Hakan Reis olarak bilinen bir Türk Avustralya vatandaşıdır. 31 Ocak 1979'da doğdu. Tahmini net serveti 1.2 milyar dolar olarak biliniyor. Haziran 2021 tarihinde Avustralya'nın en çok aranan adamı olarak kayıtlara geçti. 2000'li yıllarda Joseph Hakan Ayık büyük bir suç imparatorluğunu yönetti. Avustralya Sydney ve Canberra'daki karaoke barları ve genel evlerinin sahipliğini yapıyor. Büyük seyahatler yapıyordu. Hakan Ayık'ın faaliyetleri Comanchero Motorcycle Club, Avustralya merkezi bir motosiklet kulübü ile bağlantılıydı. Ayrıca Avustralya ve Tonga'daki yolsuz gümrük memurları ve hapishane görevleriyle işbirliği yaptığı iddia ediliyordu ve uyuşturucu ithalatının 100 milyonlarca dolar değerinde olduğu tahmin ediliyordu. Bu organize iş Samgor Chintraide üçlüsünün işbirliği içinde düzenlenmişti. Ayrıca Hindistan'da uyuşturucu üretimini kurmayı planladığı da iddia ediliyordu. 2010 yılında Ayık, sosyal medyada lüks yaşam tarzını sergilediği için Facebook gangsteri olarak tanındı. Ancak aynı yılın Ağustos ayında Interpol tarafından arandı ve Kıbrıs'ta gözaltına alındı ancak kefaletle kaçmaya başardı. Ayık aynı zamanda suç dünyasına şifrelenmiş iletişim platformunu tanıtan bir kişiydi. İlk olarak Phantom Secure adlı platformu tanıttı. Ancak bu platform 2018 yılında FBI ve Avustralya Federal Polisi tarafından kapatıldı. Hakan Ayık suç dünyasındaki yüksek itibarı nedeniyle Anom operasyonunda önemli bir rol oynadı. Bu operasyon Amerikan ve Avustralya kanun uygulama birimlerinin kullanımı için kasıtlı bir arka kapısı olan şifrelenmiş bir mesajlaşma uygulamasının dağıtımını içeriyordu. Ayık başlangıçta bir muhbir tarafından bu uygulamaya erişim sağlandı ve bunun meşru olduğunu düşünerek geniş suçlu kişiler ağına yaydı. Son olarak Türkiye'de yaşamaya başlayan Joseph Hakan Ayık, İstanbul'daki King Crooks Oteli'ni işlettiği ve yüzünü plastik cerrahi operasyonla değiştirdiği iddia ediliyordu. Ayık'ın Hollandalı bir eşi ve çocukları olduğu ve Avustralya pasaportunu iptal ettiği de belirtildi. İstanbul'da diğer suç figürleriyle ilişkisini sürdürdüğü ve Anom uygulamasının yayılmasına yardımcı olduğu için hedef alındı. FBI tarafından şantajcılardan etkilenen ve yolsuz kuruluşlar yasası komplosu nedeniyle suçlandı. Peki, Comanchero çetesi kimdir? Comanchero çetesi, küresel düzeyde operasyonlar yürüten bir uluslararası silahlı suç örgütüdür. Aynı adı taşıyan motosiklet kulübüyle bağlantılı olan bu örgüt, birçok ülkede faaliyet gösteriyor. Örgütün iddia edilen lideri Mick Harvey 2018'de öldürüldü ve yerine Hakan Ayık'ın geçtiği iddia ediliyor. Bugün ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen kafes operasyonunda uluslararası silahlı organize suç örgütü Comanchero'nun çökertildiğini açıkladı. Buna göre Avustralya merkezli organize suç örgütü Comanchero'ya yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince operasyon düzenlendi. Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya makamları tarafından kırmızı bültenle aranan örgüt lideri Reis Kod adlı Hakan Ayık'ın yanı sıra kırmızı bültenle aranan Dux Dopena, Hakan Arif Tavukçu, Barış Tükel, Erkan Yusuf Doğan, mavi bültenle aranan Jimmy Avajan, Sibel Arif, Alp Öztürk ile birlikte 37 kişi yakalandı. Mark Dawson, Battle'ın yönetiminde faaliyetlerine devam eden suç örgütünün uluslararası boyutta uyuşturucu madde ticareti, adam öldürme, silahlı yağma, kundaklama, adam kaçırma, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işlemeye devam ettiği anlaşıldı. Çete liderleri Türk vatandaşı örgüt yöneticisi ve üyeleriyle birlikte yabancı uyruklu örgüt üyelerinin Türkiye'ye gelerek
suç faaliyetlerini devam ettirdikleri ve Güney Amerika'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Güney Kore ve Güney Afrika üzerinden Avustralya, Hollanda ve Hong Kong'a ulaştırmaya çalıştıkları ve küresel çapta işledikleri suçlardan elde ettikleri geliri Türkiye'de aklamaya çalıştıkları tespit edildi.